Max Profil Alüminyum sektöre alüminyum ve ısı cam alanında üretim yaparak hizmet vermektedir. Firma, köklü bir değişim ve 1,5 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla yeni, karlı ve güvenilir bir sektöre adım atmıştır. Firma Genel Koordinatörü Cem Kasaboğlu'ndan çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldık. Bu işi yapmaya karar verdiğimizde önceden bir görmeliydim. Hakikaten oluyor mu? Yani satılıyor mu? Bizim arabamız kadar profesyonel olmasa da bir tane stand satın aldım ben. O standı gittim, Buca'da çok yoğun bir noktaya koydum. Belediyeden de izin aldım. Bakın, böyle profesyonel ürünler de değildi onlar. Profesyonel bir makine de yoktu. Bir tane kettle makinesi aldım. Su ısıtıcı bildiğiniz çift taraflı, üstünde demliği olan. Çay demledim. Üçü bir arada kahve sattım. Üçü bir arada cappuccino sattım. Üçü bir arada fındıklı kahve sattım. Hiçbir şey yapmadım. Gittim marketten bunları aldım, oraya koydum. İnsanlar otobüs durağında beklerken geldiler, benden kahve aldılar, içtiler. Şimdi bu işi profesyonel bir platforma taşıdığınızda, siz bizim arabamıza geldiğinizde, siz bizden ağzı kapalı, pipeti takılmış bir kahvenizi alıp devam edebilirsiniz yolunuza. Firma marka tescilli ürünleriyle sektöre yeni bir soluk kazandırmaktadır. Gerek marka tescilleri, gerek araç tescilleri, bunun hepsini yaptık. Ama malum Türkiye'deyiz. Bir sektör oluşturduğumuza inanıyoruz. Mutlaka arkamızdan bizim gibi olmak isteyen arkadaşlarımız gelecektir. Biz de gereken desteği de veririz. Yani bu çok önemli bir konu. Burada lanet sahibi bir şeyler yapmaktansa, bilmeden bir şeyler yapmaktansa, profesyonellikten uzak bir şeyler yapmaktansa, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa gelsinler, biz de gereken desteği kendilerine veririz. Bizim arka tarafta bir tesisimiz var. Zaten bütün demirlerimiz burada kesiliyor. Kaynaklarımız burada yapılıyor ve biz de elimizden gelen ne varsa o arkadaşlar için de yaparız. Şimdi bakın, biz ilk arabamızı yaparken bir antrenman yaptık. Yani arabayı biraz teknik terimlerle bahsedeyim. Bardak görünümlerini saçtan verdik. Olmadı. Araba çok ağır oldu. Bu sefer bardak görünümlerini farklı malzemeden kullanacağız. İşin çok daha başındayız. Bununla ilgili bir antrenman yaptık. Üretimle ilgili bahsediyorum. Şimdi satışla ilgili bir antrenman yapıyoruz. Şu an bakın, bize ortalama İzmir için konuşuyorum, 150 tane başvuru var. Bunların hepsini bizzat ben gidiyorum, yerlerinde görüyorum, nereye koymak istiyorsun, bu arabada nerede konuşlandıracaksın. Yani belli şeyler vaat ediyoruz ama bunları da kendi kontrolümüz, kendi profesyonelliğimiz içerisinde vaat ediyoruz. Biz arabayı koyduğumuz noktada o gün açılış yapıyoruz. Çok önemli bu. Yani arabayı koyduk, açılışın organizasyonunu yapıyoruz, ürünü ve makinaları o bölgedeki halka tanıtıyoruz, işletmecimizi tanıtıyoruz. Ondan sonra da sürekli bir denetim hizmeti. Yani benim denetmenlerim var, denetmenim gidiyor, orada bir kahve içiyor. Problem var mı yok mu, bunu gözlemliyor. O yüzden bu İzmir'de güzel bir antrenman yapacağız. Tam anlamıyla bu işte uzmanlaşacağız. Yani sıcak soğuk markasında uzmanlaşacağız. Ondan sonra Ege bölgesi ve tüm Türkiye. Bununla ilgili timingimiz de ortalama 6 ay. Yani 6 ay içerisinde Ege bölgesine hitap ediyor ve Türkiye'ye açılır hale gelmiş olmamız gerekiyor. Cem Kasapoğlu kısa bir süre sonra sıcak soğuk araçlarının kendi enerjisini üreteceğini belirtti. Bizim kısmet olursa bir buçuk aya kadar araçlarımız kendi enerjilerini üretecekler. Bugün bizim ürettiğimiz araçları çalıştırmak için sessiz jeneratör kullanıyoruz ya da mekan önlerine konuluyorsa fişe takıyoruz. Ama siz bu arabayı aldınız, Kuşadası'nda Biç'te konuşlandıracaksınız. Sizin bir yerden elektrik almanıza gerek yok. Araç kendi enerjisini kendisi üretecek. Güneş enerji sistemiyle. Şimdi biz bir program yazdırdık. Biliyorsunuz araçların içinde bir tablet PC var. Siz bu araca sahipseniz, dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, internet üzerinden anlık olarak kullanıcı adı ve şifrenizi girerek aracınızda kaç tane kahve satılmış, kaç tane çay satılmış, ne ciro yapmış,
Bunların hepsini anlık olarak takip edebileceksiniz. Cem Kasapoğlu konuşmasında bundan sonraki hedeflerini değerlendirdi. Şimdi ilk hedefimiz 10 noktayı önce konuşlandıracağız. Bu 10 noktada ürün sirkülasyonunu tespit edeceğiz. Ve bizim Kiokant ekibimizin ürünleri ne kadar sürede oraya götürdüklerini gözlemleyeceğiz. Yani bir anda Türkiye'ye kontrolsüz bir şekilde yayılır isek, evet talepleri mutlaka alacağız ama hizmette bir problem yaşarsak, ürün yetiştirmede bir problem yaşarsak, bu sefer bir sürü şey var diyorsunuz burada ama hizmeti veremezseniz hakikaten bu olmaz, ticari alakası olmaz. Biz önce 10 arabayı konuşlandıracağız. Bu 10 arabanın ürün tedarikleri, çalışma sistemi, çünkü siz arabayı verdiğiniz iş bitmiyor bakın. Bu çok önemli. Arabada profesyonel bir makineden bahsediyoruz. Daha önce bu makineyi kullanmamış biri bu makineyi ne derece kullanabilir? Mümkün değil. Bununla ilgili teknik ekibimiz gidiyor, arkadaşımıza diyor ki bakın makineyi böyle kullanacaksınız, yarım gün gerekirse tam gün orada makine eğitimi veriyor kendisine. Cem Kasapoğlu sıcak soğuk araçlarının özelliklerini ekibimizden Firdevs Azağ'a anlattı. Cem Bey, arabamızdan bahseder misiniz? Şimdi arabamızın en büyük özelliklerinden biri şu, birincisi %100. Türk yapımıdır bu. Çok sağ. Evet. Yani %100'dür. Evet. Ayrıca arabanın en önemli teknik detaylarından biri araba seyyar. Yani örnek veriyorum, bir noktada konuşlandırdık arabayı. Evet. Beklediğimiz, istediğimiz verimi alamadık. Evet. Farklı bir noktaya, tabii bizim kontrolümüzde ve belediyelerin izinleri doğrultusunda farklı bir noktaya konuşlandırabiliriz. Yani bu da demektir ki bir yerde bir dükkan açtık. Ah keşke şurada açsaydık da daha çok para kazanırdık. Mantığını ortadan kaldırıyoruz. Yine teknik özelliklerinden bir tanesi LED ışıklandırma sistemi vardır araçta. Yani bunu gece gördüğünüz takdirde bu görmüş olduğunuz limon parçacıkları, üstündeki ışık sistemi, bunların hepsi profesyonel anlamda ışıklandırılmıştır. Araçlarımız demonte vaziyette üretiliyor. Yani bugün bir aracı 4-5 parça ayırmak mümkün. Bu da önemli bir detay. Tabii ki. Ayrıca araçta kullanılan malzemelerin hepsi birinci sınıf malzemelerdir. Demirinden mobilya aksamına kadar. Arka tarafında çekmeceleri, bölmeleri, soğutucu kısmı, çöp kısmı, her şey mevcut. Sıcak soğuk araçlarında her türlü kahve çeşitleri, milkshake çeşitleri ve meyve pürelerine kadar çok sayıda çeşitli içecek bulunmaktadır. Peki efendim, müşterimize olanaklarınız nerede? Neye ikram edeceksiniz? Araçlarınız neler olacak? Araçlarda dünya kahvelerinden tutun, latte, americano, cappuccino, espresso, bunların hepsinden tutun, Türk kahvesine kadar, damla sakızlı Türk kahvesi, çikolatalı Türk kahvesi, şu bir arada kahve, filtre kahve, milkshake grubunda 6-7 çeşit milkshake, işte kavun aromalı, çikolata aromalı, tutti frutti aromalı milkshake'ler. Şu çok önemli, yine bunun altını çizerek söylüyorum. Meyve püresinden organik meyve suyu içecek insanlar. Biraz açabilir miyiz? Tabii, meyve püresinin üretilmesinin sebebi şu bakın. Bugün toz içeceklerde ya da konsantre içeceklerde Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi uyarıları var. Evet. Bunların içerisinde belli kimyasal maddeler katılıyor. Hı-hı. Ama meyve püresinde böyle bir şey mümkün değil. Bildiğiniz meyveyi püre haline getiriyorlar. Evet. Ondan sonra %100 doğal, organik. Bunu suyla konsantre ederek, karıştırarak orijinal meyve suyu elde ediyoruz. Bakın bu çok önemli bir detay. Evet. Ve bu meyve suyundan da yaklaşık bir 8 çeşit, yani kavunundan tutun, karadutuna, portakalına, kivisine, şeftalisine, kivisine kadar her türlü farklı tada ulaşabilecekler. Bunlarla ilgili kokteyller de hazırlanıyor. Gıda mühendisi bir arkadaşımız var, o çalışmayı yapıyor ve kokteyller de satılacak arabalarda. Son olarak firmanın franchising sisteminden yararlanan girişimcilerin görüşlerini aldık. Türkiye'de insanlarına değişik tatlar sunmak için bu işe girdik. İnandığımız için girdik. İnşallah Türk halkına hayırlı olur. Bu değişik tatları ülkemizin vatandaşına tattırmak amacıyla bu işe girdik. Değişik lezzetler vatandaşımız bekliyor.
Buraya yaklaşık 5 gün oldu açalı. 5 iş gününde bize bu soğuk sıcakla ilgili Cem Bey'in tavsiyesi üzerine bu işin içine girdik. Ve bir ilke imza atmak istiyoruz. Bir ilke imza atmak için de böyle bir işin içine girdik. Soğuk sıcakta çay, limonata, karadut. Yani 1000 çeşidimiz var. Şu an için açılışımızda 50 çeşitle gireceğiz. Ondan sonra arkası gelecek yani. Açılışımız ciddi anlamda bize heyecan veriyor. Bundan dolayı da hakikaten gururluyuz. Ben bu işe başlarken şunu söylemiştim bundan bir sene kadar önce. İlk arabamızı açalım, ilk kahvemizi verelim. Ben de geçeyim karşısında bir kahve içeyim. Bu hazlı, bu tadı yaşayayım istemiştim. Çok şükür bunu başardık bu hafta içindeki açılışta. Çünkü gerçekten hava muhalefetiyle karşı karşıyayız. Ama buna rağmen yine bugünkü açılışımızı yaptık. Ciddi anlamda talep görüyoruz. Mutluyuz. Arkadaşlarımızla olmaktan mutluyuz. Bizimle birlikte bu ilk projede olan arkadaşların heveslerinden, taleplerinden, isteklerinden, istekli olmalarından mutluyuz. Güzel bir gün. Yağmurlu olmasına rağmen çok güzel bir gün. Söyleyeceklerim bu kadar.